Mehmet Bey, siz yargılama sırasında da çok enteresan şeylere tanıklık ettiniz. Bunlardan birisi de Türkiye'nin en önemli davasının görüldüğü bir ortamda hakimlerden bazıları ya imza çalışması yapıyor ya da birilerinin resmini çiziyordu. Siz buna tanıklık ettiniz. Hatta bunun fotoğraflarını da kitabınıza aktardınız. Bize de söyler misiniz? Nasıl oldu? Şimdi bizim nöbetlerimizden biri de, yani biri de birçok nöbetimiz vardı da, mesela mahkumları aileleriyle görüşüp götürüp getirmek, komutanla görüşmek isteyenleri götürüp getirmek, avukatlarla görüşmek, yani o türlü görevlilerimize bir de duruşmalara götürüp getirmek. Bir de en ağır oydu, duruşmalar sırasında salonda belli yerler vardı, muhafız subayların durduğu, orada bir saat hiç kımıldamadan beklemek. Ve de hakimlerin olduğu kürsünün sağında solunda birer tane subay tabanca belde böyle bekliyor, bir tehlike olmasın onları korumak için. Bekliyorum, onu bir tutuyorum. Hakimlerin olduğunu hemen yanın başında. Böyle bakıyorum, de yapacak hiçbir şey yok. Hakimler önünde, onları seyrediyorum. Baktım, ne yapıyor, nasıl davranıyorlar, nasıl yapıyorlar. 10'a yakın hakim var. Bana en yakın olan da böyle elinde bir kağıt parçası var. Durmadan bir şeyler yazıyor. Dedim ya helal olsun yani. Adam bak konuşmaları dinliyor, not alıyor. Yani bayağı takdir ettim adamı. Öbürleri böyle dinliyorlar. Dedim bak hakim dediğim böyle olur dedim içimden. Adam bak not, sanık orada konuşuyor, o da not alıyor. Neyse onları konuşurken falan filan duruşma bitti. Öğle tatili oldu. Pat diye duruşma bitmiştir. İşte şu saatte tekrar dedi. Salim Başoğlu kalktı. Hepsinden kalktılar, kalktılar. O en son, en üstte olduğu için herhalde en kademsiz herhalde. Salim Başoğlu'na teker teker çıktılar. O da kalkarken o kağıdı aldı. Güzel yırttı, iki üç parçaya böldü. Oradaki çöp tenekesine attı. Ayda, ben orada duruyorum. Görevim bitmemiş daha. Şaşırdım kaldım. Ya o kadar not tuttu, takdir ettik adam seni. O kadar hakim içinde seni takdir ettik falan. Merak ettim ne çekti de niye attı. Herkesin gitmesini bekledim. İyildim, o parçaları topladım. Hemen gittim kendi koğuşuma. Onu güzel dizdim falan, yapıştırdım. Çıktım. Kitabımda vardır. Tutmuş. Oradaki muhafız subayın birinin resmini çizmiş. Orada bir kadın şey var herhalde, seyirci var. Bir kadın resmi çizmiş. Bir tane de oturmuş imza taklitleri yapmış yani kendine göre. İsmi oradan belli oluyor, onu bakın ismi de çıkar. Güzel imza taklitleri yapmış, denemeleri yapmış. Bir sürü imza denemesi. Ya, Yani olur mu yani? yargılama heyetinin Yani düşün, mahkemeyle ne adam kadar alakalı olduğunu. idamla yargılanan sanık var. Orada konuşuyor, derdini anlatmaya çalışıyor. O aklı nerelerde? Yüksek Adalet Divanı'nın ne kadar yüksek olduğunu oradan anlayın.